şah-ı hubane oldum üftade. Kulunum sultanım, fermana geldim. Merhamet kıl bu ben dil naşada, mürüvvet kanısın ihsana geldim. 17. yüzyıl halk ozanları denilince, Karacaoğlan, Ercişli Emrah, Kayıkçı Kul Mustafa'dan sonra akla gelen ilk isim Gevheri'dir. Asıl adı kimi kaynaklarda Mehmet olarak geçer. Ancak bir dörtlüğünde Gevheri tabirdir Mustafa ismim. Bir katre meniden halk oldu cismim. Levh-i mahfuz üzere yazılmış resmim. Hikmet-i hüdaya uğradım geldim. Diyerek asıl adının Mustafa olduğunu, Gevheri sözünü de mahlas olarak kullandığını ifade eder. Şiirlerinden yola çıkarak Gevheri'nin iyi bir eğitim aldığı söylenebilir. Aruz'daki başarısı, klasik edebiyatı biliyor olması da az çok medrese eğitimi gördüğüne işarettir. Pek çok araştırmacının ortak tespitine göre Gevheri 4. Mehmet, 1. Süleyman, 2. Ahmet ve 2. Mustafa devirlerinde yaşadı ve Mehmet Bahri Paşa'nın yanında divan katipliği yaptı. Bir süre Şam ve Bağdat'ta görev aldı. Yaşamının büyük bir bölümünü İstanbul'da geçirdi. Gevheri gezgin bir şair değildi. Sadece zaman zaman resmi görevlerden dolayı İstanbul dışına çıkıyordu. Gevheri eylemiş Hakk'a itaat, İtaat idene olsun beşaret. Hacı Bektaş gibi sahibi keramet, erkanımız vardır, pirsiz değiliz. Gevheri bu dörtlükte Hacı Bektaş Veli'nin keramet sahibi bir pir olduğunu söyler ve ona olan saygısı ve inancını dile getirir. Bektaşilik inancında erkan, ahlak-ı Muhammedi, edeb-i Ali olarak kabul edilir. Hazreti Ali'nin bir sözünden dolayı, kainatın sırrı Kur'an'da, Kur'an'ın sırrı Besmele'de, Besmele'nin sırrı B harfinde, B'nin sırrı altındaki noktada ve noktanın sırrı da Hazreti Ali'dedir. Peygamberimiz, ben ilmin şehriyim, Ali de onun kapısıdır. O halde ilim isteyen kimse kapıya gelsin demiştir. Bunca demdir derdi aşkın bendedir. Ol sebepten sana gönlüm bendedir. Hasta canım leplerinden emdiler. Gel Ali gel, derde derman sendedir. Gevheri bu dörtlükte uzun zamandır aşk derdine müptela olduğunu söyler. Bu aşk onu kul köle haline getirmiştir. Aşığın istediği de zaten sevgili karşısında bu hale gelmektir. Aşığa can bağışlayan her türlü meziyet ve ilaç dudaktan dökülen sözlerde mevcuttur. Dudağın sohbetini duyan aşık canlanır. Çünkü dudakta ilahi aşkın sırları gizlidir. Aşık da o sırra ulaşmak ister. Bektaşilere göre Kur'an'ın batın anlamını en güzel şekilde yorumlayabilen ve en bilge kişi Hazreti Ali'dir. Onun sohbeti aşığa can verir. Hasta olmayan vücutta hayır olmaz hadisinden hareketle Gevheri bu dizelerde hastalığını dile getirmiş ve derman olarak Hazreti Ali'yi göstermiştir. Bu inanışa göre nefsani sıfatlardan arınmış kişi anlamına gelen insan-ı kamili Hazreti Muhammed'den sonra Hazreti Ali temsil eder. Hasretinle vurdum sineme taşı, yoluna terk ettim can ile başı. Varıp yaslanayım Hacı Bektaş'ı, abdalın olayım çullar içinde. Bu sözleriyle Gevheri, Hacı Bektaş Veli'nin kapısına kul olmayı ister. Varıp yaslanayım Hacı Bektaş'ı mısrasıyla, onun yoluna girerek
Allah'a kulluk yapma isteğini belirtir. Gevheri, Hacı Bektaş Veli'yi sultan olarak seçer. Kendi halini ise, abdalın olayım çullar içinde sözleriyle ifade eder. O artık ruhunu ve bedenini bu yolda terk eden bir derviştir. Gönül, gel soyunup derviş olalım. Bizi gören bağrı yanık desinler. Ehli dillerle hem alış edelim. Esrar bilmeyenler ayık desinler. Diyen Gevheri'ye göre, gerçek sevgiliye kavuşmak için bazı halleri yaşamak gerekir. Çünkü bu yol kal ilmi değil, hal ilmidir. Öncelikle masiva denilen dünya bağımlılığından sıyrılmak gerekir. Allah'a giden binlerce yol, binlerce hal vardır. Ama bunlara ulaşmak terk-i dünya ile başlar. Tasavvuf tarihinin simge isimlerinden olan Hallacı Mansur ve Seyyid Nesimi'nin Hayret Vadisi'ndeyken sırlarını ifşa ettikleri için idam edilmiş oldukları söylenir. Gevheri ise aşk derdini kimselere söyleyemediğinden, sürekli cefa çektiğinden sararmış bir güle döner. Sevgiliye kavuşsaydı etrafındaki güzellikleri görebilirdi. Fakat o Hayret Vadisi'nde kaldığı için sonbaharda açmış bir güle dönmüştü. Bize tan itmesin gamdan uzaklar. Bir haberdir aşktan yana sayıklar. Divane meşreptir gerçi aşıklar. Zira ben aşıkta ağır bulamadım. Bu sözleriyle Gevheri, Allah aşkından uzak olanlar bizi yermesinler. Çünkü onlar gerçek aşktan habersizdirler der. Divane meşreptir gerçi aşıklar sözleriyle ise aşk ve vefayla yoğrulmuş olan aşıkların hallerini dile getirir. Bu haldeki aşıkların dilleri tutulur, konuşamaz, divane meşrep olurlar. Dışarıdan görenler aşıkların içinde bulundukları hali anlayamadıkları için aşıkta ağır olmaz ifadesini kullanırlar. Şiirlerinden yola çıkılarak Gevheri'nin 1737'den sonra öldüğü kaynaklarda belirtilmektedir.